Değerli arkadaşım merhabalar. Bu dersimizde grafik yorumlamayla ilgili bir tane kazanım testi çözeceğiz. Hazırsanız hemen güzel sorularımızın çözümlerine başlayalım. İlk koordinat düzleminde tanımlı olduğu aralıkta f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre bu işlemin sonucu kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, f fonksiyonunun aldığı bütün değerleri bir kenara not edelim. Bakın eksi 3 nereye gitmiş? Eksi 5'e gitmiş. f eksi 3 eşittir eksi 5 diyorum. Sonra bakın eksi 2 sıfıra gitmiş. F eksi 2 eşittir. 0 x eksenini kestiği yerler aynı zamanda köktür arkadaşlar. Eksi 2 burada kök olmuş oluyor. Bakın burada 0 2'ye gitmiş. Yani F 0 eşittir 2 ve son olarak da 2 arkadaşlar 10'a gitmiş. F 2 eşittir 10 olarak yazmış olduk. F'in tersinde eksi 5 isteniyor. Bakın sonucu eksi 5 olan burası. F 3 eksi 5 ise o zaman arkadaşlar tersini aldığımda f'in tersi eksi 5 ne olacaktır? Eksi 3 olacaktır. f'in tersinde 10. Bakın sonucu 10'a çıkan sonucu 10 çıkan bakın bu. F2 10 f'in tersinde 10 da bunların ikisi yer değiştirdiğinde ne olacaktır? 2 olacaktır. Yani pay kısmımız eksi 3 artı 2'den eksi 1 geldi. Paydamıza bakalım. F0. F0 2 idi. F 2. F 2 de 0'dı arkadaşlar. Dolayısıyla 2 artı 0'dan da paydamız 2 oldu. Yani cevabımızı eksi 1 bölü 2 olarak bulmuş olduk. 2'ye bakalım şimdi. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f a eşittir 0 eşitliğini sağlayan kaç farklı a tam sayı değeri vardır. Şimdi sonucu 0 olduğuna göre arkadaşlar demek ki soru bizden bu grafiğin köklerini istiyor. Kökleri neydi? x eksenini kestiği yerler. Bakın x eksenini kestiği yer eksi 6, eksi 3, eksi 1, eksi 2 ve 4. Kaç tane var? 5 tane. Üçe bakalım şimdi. Dik koordinat düzleminde 0, 11 açık aralığında tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre bu aralıkta f a çarpı g a küçüktür 0 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı a tam sayı değeri vardır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu eşitsizliğin sonucu 0'dan küçük çıkacaksa f a artı olur, g a eksi olur veya burası eksi g a artı olacaktır arkadaşlar Yani bu ne anlama geliyor bakın ilk durumu diye diyelim ki değerlendirdim yani f fonksiyonu x80 üstünde kaldığında g fonksiyonu da aynı zamanda x eksenin altında kalacak anlamına geliyor böyle bir durum nerede söz konusu bakın f fonksiyonu kırmızıyla e, belirtilen grafik arkadaşlar tam şu noktaya baktığımızda bak tam iki şu iki sıfıra gidiyor ya f2 eşittir sıfır ama ben şimdi Unucunun sıfır çıkmasını istemiyorum, sıfırdan küçük olmasını istiyorum. Dolayısıyla burada alacağımız iki değeri e, arkadaşlar çözüm kümesine dahil olmayacaktır. 2'nin sağ tarafında, bakın 2'nin sağ tarafında g fonksiyonu x ekseninin altında, f fonksiyonu da x ekseninin üstünde. Ha, demek ki bu benim işime yarıyor. Bu aralıktaki sayıların arkadaşlar 2 ile 6 aralığında 6 2 dahilin olmadığını söyledik. 6 dahil mi? Dahil değil. Niye? Çünkü f 6 da g 6 da 0. İkisi de sıfır olduğu zaman arkadaşlar sıfır küçüktür sıfır olur ki böyle bir durumda söz konusu olmaz. Demek ki 2 ile 6 aralığındakileri alacağım. 2 ile 6 aralığında 3 var, 4 var ve 5 var. Şimdi ikinci durumu değerlendirecek olursam f'in eksi g'nin artı olduğu. Yani arkadaşlar f fonksiyonu x eksenin altında g fonksiyonu x eksenin üstünde. Nerede var? Bak tam şu 8'de f8 dediğim zaten 0 olacak. Ben sıfır olmasını istemiyorum ya şuradan ötürü. Çentik yok çünkü burada. E o zaman arkadaşlar bakın f x eksenin altında g fonksiyonu da bakın x eksenin üstünde. E o zaman bu da benim işime yarıyor. Yani 6 ile 8 aralığında hangi tam sayı var? 7 var. Dolayısıyla bakın kaç taneymiş? 4 taneymiş. 4'e bakalım şimdi. İlk koordinat düzleminde gerçel sayılarda tanımlı f ve g doğrusal fonksiyonlarının grafiği verilmiştir. Buna göre bu toplamın değeri kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle bakın ben bu f ve g fonksiyonlarının doğrusal olduklarından dolayı hemen denklemlerini yazıp bulabiliriz. Yani fx eşittir ax artı b formatında. Arkadaşlar eksi 3'e 0 noktası. Yani bu ne anlama geliyor? f eksi 3 eşittir 0. Bir de Burası da arkadaşlar sıfıra bir noktası. Yani f0 eşittir 1 demek. ax artı b. İki tane bilinmeyen var. Benim elimde de arkadaşlar iki tane denklem var. Yani ben x gördüğüm yere eksi 3 yazdığımda f eksi 3 eşittir. Eksi 3 a artı b olacak. Bakın bu sıfıra eşitti. Bir de x gördüğüm yere sıfır yazacak olursam bu da b'ye eşit olacak. Yani b değeri de 1 olacakmış. Şurada B yerine 1 yazacak olursam A değeri de 1 bölü 3 olacaktır. Bu A ve B değerlerini fonksiyonda yerine yazdığımızda arkadaşlar fx fonksiyonunu 1 bölü 3x e, artı 1 şeklinde ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz arkadaşlar. Bizden şimdi f3 isteniyor ya. X gördüğüm yere 3 yazarsam f3 eşittir. 1 bölü 3 çarpı 3 artı 1'den ne olacaktır? Bakın f3'ün sonucu 2 çıkacaktır. Şimdi g fonksiyonunu benzer şekilde bulalım. g fonksiyonu da yine birinci dereceden yani doğrusal olduğundan dolayı bakın buraya da ne diyelim mx artı m formatında olsun diyelim. Sonra arkadaşlar g4 0 bir de g0 4. Öncelikle g0 4 bilgisini kullanacak olursam x gördüğüm yere 0 yazarsam bakın burası 0 oldu. n eşittir 4 gelmiş oldu. Bir de g 4 eşittir 0'ı kullanalım. x gördüğüm yere bakın şurada 4 yazarsam, g 4 eşittir 4m artı ne oldu. Bakın bunun sonucu da 0'da. Ben n'yi 4 olarak buldum. 4m artı 4 eşittir 0 olacaksa m değeri buradan eksi 1 olur. Yani g fonksiyonu da arkadaşlar g fonksiyonunda ne olmuş oldu? Eksi x artı 4 olmuş oldu. G'nin tersinde 8'i soruyor. E o zaman bakın ben bunların ikisinin yerlerini değiştirdiğimde G'nin tersinde eksi x artı 4 eşittir. x olacaktır. Ben içerisinin ne olmasını istiyorum? 8 olmasını istiyorum. Yani şuranın. x'i 8 olacaksa içerisi 8 olacaksa x'e eksi 4 demem lazım. Yani sonucumuz ne oldu? Burası da eksi 4 oldu. 2 eksi 4'ten de cevabımızı arkadaşlar eksi 2 olarak bulmuş oluruz. Tabii daha farklı yollardan da yapılabilir. E, analitik geometri bilgilerini kullanarak da direkt yapılabilir arkadaşlar. Bir koordinat düzleminde gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor. Buna göre bu toplamın değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar f-3. Şimdi 3 dediğimiz bakın şuralarda. Şimdi, bir kere eksi 1 değeri eksi 2'ye gidiyor. Eksi 1'in sol tarafında grafiğimiz bakın hep eksi 2 değerini alıyor. Yani burada eksi 2 desem eksi 2 de bakın grafiğe çarptırdığımda bak bu da eksi 2 alıyor. Bakın bir solunda hemen eksi 3 var. Grafiği çarptırıyorum. Bu da. Yani eksi 1'in sol, solundaki bütün değerler nereye gidiyor arkadaşlar? Sabit fonksiyon olan eksi 2'ye gidiyor. F1'e bakıyorum. F1 zaten x eksenini kestiği için köktür. Yani F1 sıfıra gider. Aydamıza bakıyorum. F5. F3 2'ye gitmiş arkadaşlar. E burada F4 de 2'ye gidecek. F5 de 2'ye gidecek. Çünkü 3'ün sağ tarafında fonksiyonumuz burada gördüğünüz üzere arkadaşlar sabit fonksiyondur. Yani faydamız da 2'ye gitti. eksi 2 bölü 2'den cevabımızı eksi 1 olarak bulmuş olduk. 6'ya bakalım. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre m artı n toplamının değeri kaç olabilir diye soruluyor. Şimdi f fonksiyonunda sonucu eksi 2 olan ifadeye bakalım. Bak şöyle çiziyorum. Sonucu eksi 2 olan ifade ne burada? Bakın 3. Değil mi? F3 Eksi 2'ye gidiyor. F3 değeri eksi 2'ye gidiyor. E o zaman arkadaşlar bu içerisinde ne olması lazım? 3 olması lazım. Yani M artı 2 3 olacaksa M değeri buradan 1 olmalıdır. Sonucu eksi 1 olan sayıya bakıyorum. Bakın şurada F0 eksi 1'dir. Değil mi? Haliyle arkadaşlar demek ki burada N'nin ne olması gerekiyor? 0 olması lazım. 1 e artı 0'dan da cevabımızı 1 olarak bulmuş oluruz. 7'ye bakalım şimdi. Dik koordinat düzleminde eksi 5, 5 kapalı aralığında tanımlı f x eksi 2 fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Bakın neyin grafiği verildiği bizim için önemli. Buna göre bu işlemin sonucu kaçtır diye soruluyor. Biz grafikten yazabildiğimiz bütün değerleri yazalım. Bakın x gördüğüm yere eksi 5 yazdığımda sonuç ne oluyormuş? 4 oluyormuş. Bakın burada x yerine eksi 5 yazacak olursam f eksi 7 eşittir 4 oldu. x yerine eksi 3 yazarsam arkadaşlar f eksi 5 eşittir. Bakın ne oldu? 1 oldu. F 0. X yerine 0 yazarsam. X yerine 0 yazarsam. F eksi 2 eşittir. 3 oldu. X gördüğüm yere 1 yazarsam. F eksi 1 eşittir. 1 oldu. X yerine 2 yazıyorum. F 0 eşittir. 4 oldu. F 4 yani x yerine 4 yazarsam f 2 eşittir 0 oldu. Ve son olarak x gördüğümüz yere 5 yazalım. 5 eksi 2'den f3 eşittir. Eksi 2 olmuş oldu. Artık bütün değerleri bulduk. f3 neydi arkadaşlar? Bakın f3 eksi 2. Yazdım. Eksi 2 artı f eksi 2. f eksi 2 de 3'tü. Paydamıza geçelim. f eksi 5. Bakın f eksi 5 1'di. f0. f0 da 4'tü. pay kısmımız 1 oldu. Paydamız da 5 oldu arkadaşlar. Nerede var? Bakın. C şıkkında var. 8'e bakıyoruz. Dik koordinat düzleminde eksi 2 4 kapalı aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiği ile eksi 2 5 aralığında tanımlı g fonksiyonunun e, grafiği verilmiştir. Demek ki bakın bu f, graf, f, e, f fonksiyonunun grafiği bu da g fonksiyonunun grafiği. Buna göre diyor bu işlemin sonucu kaçtır? Karşımızda bileşke işlemi var. Dolayısıyla biz önce bileşkeyi gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Parantez yazıyorduk arkadaşlar. F bileşke g 3 yazıyorduk. Artı burada da benzer şekilde g bileşke f-2 yazabiliriz. Şimdi öncelikle g3'ü bulalım. g3 ikinci grafikten g3'e bakacağım. 3 nereye gidiyor arkadaşlar? 4'e gidiyor. O zaman o zaman burası 4. Yani f4 olmuş oldu. Sağ tarafta da f-2'ye eksi bakalım. Yukarıdaydı f arkadaşlar. Eksi -2 nereye gitmiş? Bakın x eksenini kestiği için köktür. Yani 0'a gitmiş. f-2 eksi bu da 0. E, haliyle burası da ne olmuş oldu? y 0'a dönmüş oldu. F4'e bakalım. F4'e. F4 arkadaşlar bakın 4 nereye gitmiş? 1'e gitmiş. Dolayısıyla şunun yerine 1 yazıyorum. Artı diyorum G0. Yani 0 da 2'ye gitmiş arkadaşlar. Burası da bakın 2. 1 artı 2'den de cevabımızı 3 olarak bulmuş olduk. 9'a bakalım. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre bu işlemin sonucu kaçtır diye soruluyor. Bakın bu f'lerden arkadaşlar 14 tane değil mi? Muhtemelen muhtemelen belli bir yerden sonra arkadaşlar birbirini tekrar edecek. Yani belli bir periyot oluşturacak. Tamam mı? Yani e, o yüzden burada 14 tanesini muhtemelen hesaplamamıza gerek kalmaz diye düşünüyoruz. Bir bakalım şimdi. Eksi 3 nereye gidiyor arkadaşlar? F eksi 3 sıfıra gidiyor. F sıfır 5'e gidiyor. F4 sıfıra gidiyor. F5 eksi 3'e gidiyor arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir birkaç tane değerini yazacak olursak, bak f 3, f 3 nereye gidiyordu? Bak sıfıra gidiyor. Sonra f sıfır 5'e gidiyor. Sonra f 4 geliyor arkadaşlar. F 4 sıfıra gidiyor. F5 eksi 3'e gidiyor. F 3 bak bir daha sıfıra gidiyor. Gördük mü? Yani bu hep 4'te bir arkadaşlar kendini tekrar ediyor. O zaman 14'ü 4'e böldüğümde kalan 2 olacak ya. E o zaman arkadaşlar kalan 2, 1, 2. O zaman sonucumuz ne olacaktır? 5 olacaktır. Doğru cevabımız E şık. 10. ve son sorumuza bakalım. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre bu eşitliği sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi sonucu kaç olmasını istiyoruz biz? 3 olmasını istiyoruz. Dolayısıyla y eşittir 3 doğrusunu bir bakın şöyle bir çizelim. y eşittir 3 doğrusunu. Arkadaşlar bakın grafiğimizi nerede? Bakın şurada 3 sonucu 3 olanlar kaç tane var? Bakın 4 tane var. Şimdi burada f fonksiyonunun grafiği verilmişti ya. Tamam. O zaman arkadaşlar e, x eksi 1 dediğimiz buradan ne olmuş olacaktır? Ya da şöyle ifade edersek belki daha doğru olacaklar. Şimdi elimizde f fonksiyonun grafiği var ya x eksi 1 x eksi 1 eşittir. Eksi 6 olacak. Sonra f değil mi? x eksi 1 eşittir. 1 olacak. Bakın sonucu 3 olanlar şurada bir de burada. Tamam. 1'e eşitledik. Sonra x eksi 1'i 4'e eşitleyeceğiz. Son olarak da x eksi 1'i 7'ye eşitleyeceğiz. Arkadaşlar. Buradan x'i eksi 5 olarak buluruz x 2'dir. x buradan 5'tir. x de buradan 8'dir. x değerlerini toplayacak olursak eksi 5 ve artı 5 birbirini götürdü arkadaşlar. 2 ile de 8'i toplarsak cevabımızı 10 olarak bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.